Evet, teşekkür ediyorum. Muhterem arkadaşlar, bugün 13 Mart 2019. Dün İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümüydü. Fakat aynı tarihte ne yazık ki bir de İsrail'de, Filistin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına şahit olduk. Elbette bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Onun arkasından elbette hükümetten de bir takım tepkiler meydana geldi. Arkasından Netanyahu'nun tweetleri gündeme düştü. Bizde de ister istemez bir endişe doğdu. Gene bundan önce olduğu gibi seçim arifesinde bir kayıkçı kavgası mı yapılıyor? Bunun arkasından da iktidarın seçime giderken başka bir havayla girmesine sebep olacak adımlar mı atılıyor? Şimdiden bizden söylemesi, biz bu endişeyi taşıdığımızı ifade edelim. Çünkü bu tarzdaki gündemlerle Türkiye'nin ana gündemi değiştiriliyor. Problemlerimizin üstü örtülüyor. Sadece düellolar, söz düelloları ortada kalıyor. Bundan dolayı da bir endişemize dikkat çekmeyi faydalı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ama elbette bizim için İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü çok büyük bir önem arz ediyor. Merhum Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere milli mücadelenin bütün şehit ve gazilerini rahmetle yad ediyor. İstiklal Marşımızın ruhu ile aziz milletimize bir kere daha şu tarihi hatırlatmayı yapmayı da görev addediyorum. Başlarken diyor ki şairimiz, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bize bir moral veriyor. En olumsuz şartlar altında dahi korkma. Sonra da diyor ki, bir gün bu acılı günler sona erecek. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah biz önümüzdeki günleri, önümüzdeki haftaları, ayları bu inançla, bu imanla karşılayacağız. Yaşantımızı böylece devam ettireceğiz. Şartlar ne kadar olumsuz gözükürse gözüksün, bir gün hakkın tecelli edeceğine kalpten inanıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. 3 haftanın altına düştü. 31 Mart'ta inşallah seçime gidiyoruz. Biz isterdik ki bu seçim süreci huzurun, ahlakın, erdemin hakim olduğu bir süreç olsun. Fakat ne yazık ki 31 Mart mahalli idareler seçimi Türkiye tarihinde görülmemiş en düşük ahlaki sürecin yürütüldüğü bir dönem olarak tarihe geçecek. İftira, yalan, ahlaksızlık, tehdit bu seçimin iktidar açısından adeta simgesi haline geldi. Medyasından adaylarına bu vasıf düşüklüğüne her yerde şahit oluyoruz.
Yine üzülerek ifade ediyorum ki dün Sayın Erdoğan'ın şahsımı hedef alarak söylediği gerçek dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. Ancak bugün çelişkili ve dengesiz bir süreçle karşı karşıyayız. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı zırhını giymiş bir kişi, öbür tarafta AK Parti'nin genel başkanı olan, siyasi hüviyeti olan bir kişi. Biz konuşurken hangisini muhatap alacağız? Birisinde zırh var. Ne söyleseniz geri dönecek. Her türlü masumiyet var. Vatana ihanetin dışında her şeyi söylemekte serbest. Ve hakkında herhangi bir dava açılma imkanı da yok. Öbür tarafta da sorumluluğu zirveye çıkan siyasi bir partinin genel başkanı. Söyledikleri sözü hangi makamda söylüyor? Bunu anlamakta ve tarifte zorlanıyoruz. Ben her şeye rağmen, geçmişte olduğu gibi uzun zaman birlikte siyaset yaptık, Sayın Erdoğan'a kardeşim diye hitap ederek kendisinin inandığını iddia ettiği bazı ayet-i kerimeleri hatırlatmakta fayda görüyorum. İnançlı olduğuna inanıyorum. Allah'tan korktuğunu ümit ediyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bir oy daha kaybetmeyeyim telaşıyla bu kadar çelişkili, gerçeklerle bağdaşmayan ifadeleri kullanmaya, iftiralara başvurmaya hakikaten ihtiyaç var mı? Ben bu hale hem acıyorum, hem üzülüyorum, hem de üzülerek acıyorum. Keşke herkes hakkaniyetle bulunduğu makamın gereğini yerine getirebilseydi. Kim olursa olsun, ister bir belediye başkanı, ister başbakan, isterse cumhurbaşkanı. Herkes bulunduğu makamın sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef. Ancak Cumhurbaşkanı'nın diğer bütün saydığım kişilerden bir farklılığı var. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın başkanı değil. Bu ülkede yaşayan, kendisine oy veren ve vermeyen, kendisini tasvip eden ve etmeyen herkesin Cumhurbaşkanı. Ama bugüne kadar biz Sayın Erdoğan'dan ne yazık ki bu tavrı bir türlü göremedik. Oturulan makamlar bu kadar mı kıymetli ya? Ama sık sık gündeme getirdiğim gibi bir makamda eğer bir insan 16 yılı aşkın bir süre oturuyorsa anlaşılan o ki orası çok sıcak geliyor. Bir türlü o oturulan koltuktan kalkmak insanın içine sinmiyor anlaşılan. Onun için aziz milletimize de sesleniyorum, Allah rızası için, Sayın Erdoğan'ın geleceği için, yarın bu dünyada değil öbür dünyada vereceği hesap için bir mola vermesini temin edin, sağlayın. Bu hem milletimiz için önemli, hem de Sayın Erdoğan için çok ama çok önemli bir aşama olacak. Buna hakikaten ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Allah muhafaza etsin. Kibir ve makam tutkusu anlaşılan bir hastalık gibi. Onun için ben dua ediyorum.
Cenab-ı Hak sık sık söylediğim gibi ülke problemlerinin çözümüne geldiğinde Allah hepimize akıl fikir versin diyorum. Ama aynı zamanda bu hastalığa tutunanlara da ister istemez Cenab-ı Hak'tan şifa niyaz ediyorum. Kendi beceriksizliklerini, konuya hakim olamayıp ülkeyi getirdikleri noktayı dikkate alarak bunun üstünü örtebilmek için herkese ve her tarafa saldırmalarını doğru bulmuyorum. Artık bu ihtişam sona ermelidir diye düşünüyorum. Bu makam padişahlık makamı değil. Bu makam hükümdarlık makamı değil. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu demokratik ülkenin şartlarını da mutlaka uygulamak mecburiyetindeyiz. İnsanlar milletin oyuyla gelirler. Yine milletin oyuyla giderler. Yeter ki bu makama yapışma hırsıyla millete zarar verilmesin. Muhterem kardeşlerim, bu söylediğim çelişkiler sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nda, AK Parti Genel Başkanı'nda, Sayın Erdoğan'da bir zaman hakikaten kardeşçe oturup konuşabildiğimiz insanda farklı tecelli ediyor da geriye kalanlarda başka bir şey mi oluyor? Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Sanki AK Parti teşkilatı seçime giderken kaybedeceklerini anladıkları için anketlere itibar etmiyorlar. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kullandıkları üslup, ifadeler akla ziyan. AK Partili Kütahya İl Başkanı bakın ne demiş geçenlerde. 31 Mart'ta milletin değerlerine karşı kendi ifadeleriyle siyaset yapan dörtlü çete, Şer İttifakı, İllet İttifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak. Affedersin, sen kimsin be? Şu küstahlığa bak. Bir il başkanı. Kime bakarak bu tavrı sergiliyor siz düşünün. Bir başka adayı ise burada benim ağzıma bile alamayacağım ifadeleri kullanmaktan çekinmiyor. AK Parti sözcüsü çıkıp diyor ki PKK telsizlerle CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet'i ekliyor. Saadet ittifak kurmalıdır diye anons geçiriyormuş. Hakikaten Allah akıl fikri versin. Mahir Bey, madem bu kadar PKK telsizlerini iyi takip ediyordunuz da şehirlere bombalar döşenilirken neredeydiniz Allah aşkına? Bu insanları bugün karşı tarafta hain, düşman, terörist ilan ettiğiniz insanları devlet töreniyle siz karşılamadınız mı? Biraz oturup insanların kendi yaptıklarına da bakmaları icap eder. Biz bu üslubu kullananlara sadece yazıklar olsun diyoruz. Ancak bilinmeli ki bu üslub ülkemize zarar veriyor. Bu ülkenin yarısını hain, yarısını terörist görme hastalığı bir hastalıklı zihnin ürünüdür. Bunun da bilinmesine fayda var. Ama biz inanıyoruz ki aziz milletimiz sandıkta 31 Mart'ta bu tavırlara ve pervasızlığa dur diyecektir inşallah. Esas konumuza gelirsek,
ülkemizin haline, ekonomi tıkandı. Çıkış yolu bulamıyorlar. Adalet zaten felç oldu. Eğitim sistemi bir keşmekeşin içinde. Dış politikada ise şaşkınlık yaşanıyor. Kim müttefik, kim değil, bir türlü beceremiyorlar. Söyledikleri her söz güya Türkiye'de birilerini ikaz etmek mahiyetinde, tehdit etme mahiyetindeyken cevap dışarıdan geliyor. Almanya'dan bir ikaz üzerine gelen turist sayısında yarı yarıya azalma var iptallerde diyorlar. Bunları örtebilmek için de beka problemini ortaya çıkarıyorlar şimdi. Muhterem arkadaşlarım, hepimizin de bildiği gibi ekonomi bugün ve bu iktidarın önündeki en hızlı çözülmesi icap eden problem. Ekonomi iflas etti. Tarım bitti. Sanayi tükendi. Bizim bunları söylemekten dilimizde tüy bitti ama iktidar anlamamakta ısrarcı. İşte bunun en son örneği patates ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması. Biz bir zamanlar ciddi manada patates ihraç eden bir ülkeydik. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ithal ediyoruz. Koruyacak bir patates üreticisi kalmadığı için de gümrükleri sıfırlıyoruz. 200 bin ton patates ithal edilecekmiş Türkiye'ye. Siz çiftçiyi, pazarcıyı, marketçiyi, muhalifi, terörist olarak görürseniz patates ithal etmekle kalmaz. Yarın domates dahil her türlü tarım ürününü ithal etmek mecburiyetinde kalırsınız. Son zamanlarda bir takım enteresan gelişmeler oldu. Dün şahit olmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı hep abartarak söylemeye alıştığı için %2,5 eksi 2,5 büyüdük demiş. Yani büyümeyle eksiği nasıl bir araya getirebiliyor bir insan anlamakta ben zorluk çekiyorum. Eksi 2,5 büyüdük. Eksi 2,5 geriledik diyemiyor. Artı da diyemiyor. Ama eksi 2,5 büyüdük diyor. Biz 2018'in son çeyreği itibariyle büyümemiz eksi 3. Yıllık gelişme ise %2,6 olmuş. 2018'de kişi başına gelir 2008 seviyesine düşerek 9.632 dolara gerilemiş. Ben gerilemiş artmış diyemiyorum yani. Yüzdesini koyduktan sonra ilerledik diyeceğiz. Yani son 10 yıl heba edilmiş. Ekonomide işler iyiye gitmiyor. İşlerin yakında düzeleceğine dair bir işaret de yok. Ekonomimiz sürekli küçülüyor. Hem de yüksek enflasyon içinde küçülüyoruz. Genelde enflasyon artar büyüme trendlerine girildiğinde biz ise hem enflasyon artıyor hem de küçülüyoruz. Üretim azalıyor, talep de düşüyor. Vatandaşımızın satın alma gücü azalınca harcamalarını azaltmak mecburiyetinde kalıyor. Talebin düşmesi, üretimin düşmesi, milli gelirin azalması anlamına geliyor. Yani topyekun fakirleşiyoruz. Kamuoyu tam bir güvensizliğin içine girdi. Bundan dolayı da yeni yatırım arayışları yok. Ekonominin içine düşürüldüğü bataktan çıkması için sorumluluk makamındaki kişilerin
sorumluluklarını yerine getirmeleri, getiremiyorlarsa o makamı terk etmeleri icap eder. Aslında böyle bir noktaya gelmek istemiyorum ama kusura bakmasınlar. Sayın damat Albayrak'ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti kanaati hakim. Şu anda ekonominin sorumlusunu Sayın Albayrak ve Sayın Erdoğan'dan başkasına yüklemek mümkün değil. Çünkü tek yetkili onlar. Zaten bir kabile havasına büründük, aile şirketi gibi gidiyoruz. Eğer ekonomiden sorumlu, bu hükümetlerde genel kaidedir. Bir yerde beklenmeyen dışarıda bir hadise meydana gelir. O hadiseyle ilgili bakan neden gerekli tedbiri önceden almadığı için genellikle istifa eder. Bizde öyle bir şey yok. Görevden alınırlar ama istifa etme diye bir noktaya kimse kendiliğinden gelmez. Onun için herhalde diyorum Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Albayrak'ı bu görevden alıp bu konuda tecrübesi olan birilerine bunu tevdi etmeli. Aslında bana kalırsa şunu açıkça söyleyeyim. Böyle kriz anları, ekonomideki kriz anları Cumhurbaşkanı'nın kendi partisinin dışındaki uzmanları da toplayarak çözmesi gereken bir tavır gerektirir. Bu kriz anlarının içinden ekonomideki kriz, beka probleminden bahsetmiyorum. Ekonomik krizin üstesinden başka türlü gelemezler. Ehliyetli insana ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlılık yetmiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor ki kendisi de ekonomist değil. Yani ille de bir makam verilecekse Sayın Albayrak'a Aile Bakanlığı da verilebilir, başka bir bakanlık da verilebilir. Ama Ekonomi Bakanlığı'nı kesinlikle götürmesi, devam ettirmesi mümkün değil. Bunu söylerken hakikaten geçmişte kardeşçe birbirimize hitap ettiğimiz Sayın Erdoğan'a seslenerek söylüyorum. Ben bütün bunları onu üzmek, canını yakmak, onun gibi onun kullandığı ifadeleri ben zaten kullanamam. Ya o bir defa kesin. Ama emin olun bunlardan hiçbirisi için değil. Bu ülkenin geleceği ve gelecekte kendilerinin itibarı için söylüyorum. Bugünler geçer. Ben genelde Allah korkusundan dolayı ahirette vereceğim hesabı düşünürüm. Ama bu dünyada da bir hesap verilir. Tarihe bakın, sık sık da hatırlatıyorum. Geçmişte bu noktaya gelenlerin ne kadar ileride nasıl hatırlandıklarına şahit oluyoruz. Hiçbir şey unutulmuyor. Hiçbir şey. Şu anda en tehlikeli nokta Türkiye'de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıklardaki hafızaları kayboluyor. Karma karışık bir ortam meydana geldi. Siz bunu yaparak belgeleri yok edeceğinizi zannediyorsanız hata ediyorsunuz. Hele de bu dönemde. Geçmişte Sayın Erdoğan'ın söylediği sözler farklı bir şey söylediği zaman hemen önüne çıkarılıyor. Bunu da kendisi de biliyor. Allah rızası için şu söylediklerimizi bir kardeşlik duygusu içinde söylediğimizi lütfen kabul etsin. Hiddetlenerek, saldırarak, hakaret ederek, gerçek dışı haberlere itibar ederek ülkenin problemleri çözülmez. Tabii geldikleri en son noktayı da hemen gündeme getirip bunu konuşmamı toparlayacağım. Bir zamanlar varlık fonu kurulmuştu. Biz bu varlık fonunu
Ta o zaman bu bir varlık fonu değil, ipotek fonu diye tarif etmiştik. Bu bir ipotek fonu. Ancak bütün varlıklarımızın ipotek altına sokulduğu bir fon. Aslında dünyada varlık fonları var mı? Var. Varlık fonları hangi müesseselerde ortaya çıkıyor? Kâr eden, üreten, para bir fondur. Tarla bir fon değildir. Müessese bir fon değildir. Bir şirket fon değildir. Onun karından fon oluşturulur. Ama şimdi arkadaşlar, bu fon kelimesinin altına sığınarak Türkiye'nin en kıymetli varlıklarını satışa çıkardılar. Allah'tan korkun. Hele de Etibank'ın da bunların içinde olduğunu gördüğüm zaman şaşkına döndüm. Etibank denilince Etibank, Etibank'tan ibaret değil. Onun içinde bir bor madeni var. O bor madeninin özelleştirilmesi, başkalarına peşkeş çekilmesi, dışarıya satılması kanunen suç. Şimdi siz bir kılıf bulacaksınız. Dünyada tekel olan neredeyse %65-70'i ülkemizde çıkan boru sadece bir deterjan maddesiymiş gibi halka takdim edeceksiniz. Ve şimdi onu eğer böylece pazarlayacaksınız, emin olun bu vatana ihanet noktasına kadar gider. Bir zaman bankalarımız vardı. Ziraat Bankamız ziraatle uğraşır, çiftçiye destek verirdi. Sümerbank Bankası tekstille uğraşır, tekstil müesseseleri kurar, aynı zamanda da o sanayide çalışanlara destek verirdi. Etibank madenciliğe destek verirdi. Şimdi bu bankaların hepsi gitti. Hiç kendi konularıyla ilgilenmiyorlar. Sadece para, sanal para ortamında faaliyet gösteriyorlar. Çiftçiye destek veren bir kurum yok artık. Sanayiciye destek veren bir kurum yok artık. Madenciye destek veren bir kurum yok artık. Muhterem arkadaşlarım, bunlar ülkemize fayda değil, sadece zarar veriyor. Ümit ediyorum ki bu satışları gerçekleştirecek fırsatı bu millet bugünkü AKP iktidarına bırakmayacak. Eğer bu 31 Mart seçimlerinde iktidar bir vatandaştan ders alırsa, herhalde takip ettiği politikaların ne kadar yanlış olduğunu, vatandaş tarafından ne kadar tepki çektiğini idrak eder ve politikalarını değiştirir diye ümit ediyorum. Üç tane nokta var ekonomide. Borçlar var. Üretim düşüyor. Milli gelir azalıyor ve adil dağıtılmıyor. Borçları konsolide etmezseniz olmaz. Üretime özellikle destek vermezseniz olmaz. Milli gelir dağılımında adaleti sağlayabilmek için kolları sıvamazsanız olmaz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olanlar varsa cevap vermeye çalışacağım. Evet Fırat, sen olmasan bu işin tadı çıkmıyor zaten. Hadi. Birkaç tane var efendim. Yine. Buyur. PKS'e siz biraz değindiniz ama Cumhurbaşkanı dün konuşmasından önceki gibi onlar bayraklarımızı yakıyor. Biz Cumhur İttifakı olarak halkların önünde bayraklarımızla duruyoruz. Farkımız bu. Onun için 31 Mart BK meselesidir dedi. Hemen onun cevabını bir vereyim. O onlar değil. Biz duruyoruz o tankların önünde bayraklarla. 15 Temmuz'u da sanki AK Partililer meydanlara çıkmış gibi takdim etmeye kalktılar. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Bizim parti teşkilatlarımızın içinde kaç kişi, 7-8 kişi şehadet mertebesine erişti? Kaç kişinin kolu bacağı koptu? Bu bile görülmez mi ya? Yani Allah akıl fikir versin. Hep dua edeceğim. Evet buyur. Bu suistimal edilmemeli. Eğer burada, çünkü ezan, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Bunu bizzat İstiklal Marşı'nda biz tekrar tekrar söylüyoruz.
eğer ezana karşı bir hakaret varsa bu elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan bir hakarettir. Tedbiri alınır, suçlular belirlenir ama o toplantıyı tertip edenler diyor ki böyle bir şey yok. Ve bir de şunu yine yani sıkılma diye bir şey kalmadı. Saadet Partililer de o toplantının içinde varmış hanımlar. Ya sizin hanımlarınızla çekilen onlarca fotoğraf var. Bir de buna bakın be. O fotoğrafları görmüyor. Olduğu söyleniyormuş. Muş. Evet. Bu tehlikeli. Bu Türkiye'nin bak bu Türkiye'nin satışı manasına gelir. Çünkü Türkiye'de temel müesseseler olan müesseselerin tamamı bankalar dahil satışa çıkarılmış gözüküyor. Ya bunlar Türkiye'nin mülkünü başkasına teslim edecekler. Sonra Türkiye'de hükümet olmaya çalışacaklar. Allah akıl fikir versin. Böyle bir yöntemin kabul edilmesi mümkün değil. İnşallah bunları tatbike ömürleri yetmeyecek. Bu millet sandıkta bunların hesabını görecek, cezasını verecek. Bu millet uyandı. Büyük bir kesim uyandı. Ha, AK Parti'ye destek veren küçük bir kesim var. Ne derlerse desinler, onlar yollarından şaşmıyor. Bağlılıklarından şaşmıyorlar. Ama emin olun, artık bu hükümete, bu milletin %60'ının, 70'inin güveni kalmadı. Evet. Bir de son olarak tank palet fabrikasıyla ilgili Harbiş'in cumartesi günü bir eylem yapmak istiyorlardı Ankara'da. Valilik mitingin güvenliğini sağlayamayacağınızı gerekçe göstererek izin vermedi. Tabii. Ya bu gayet normal bir şey ya. Acayip mi gördün sen bunu? Yani Türkiye'de sen seçime giderken şimdi AK Parti'yi, Cumhurbaşkanı'nı yürütmenin başı Cumhurbaşkanı çünkü. Onu tenkit edecek birileri çıkıp yürüyüş yapacak. Allah Allah. Ya nerede yaşıyorsun? Fırat Bey böyle şey olur mu? Böyle bir mantığı sen nasıl kabul ediyorsun? Bu mümkün mü? Elbette Türkiye'nin bekası tehlikeye girer. Böyle bir miting yapıldığı takdirde. Türkiye demokratik bir ülke değil. Herkes bunu görsün. Bugünkü idarenin altında kaldıkça Türkiye artık demokratik bir ülke değil. Bir tarafta AK Parti Genel Başkanı ama Cumhurbaşkanlığı zırhını giymiş, kendisine tenkit yapıldığı zaman bile ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz. O ise salvo herkese istediği ifadeleri kullanarak saldırabiliyor. İnsaf da yok. Onun için ben senin bu soruyu sormana bile şaşırdım ama neyse gene iyidir. Yani bilsin millet bu toplantılar yapılamaz. Yalnız müracaatlar yapılsın, izin verilmediği tescil edilsin. Tarihe geçsin, kayda geçsin. Çünkü şu anda neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Sık sık Sayın Tayyip Erdoğan'ın 2002 ve 2002 yılları başında 2003'e girildiği zamanlarda yaptığı konuşmaları şimdi kendisinin icraatlarının karşısına getirip koymamız lazım. Ya bu kadar mı değişir bir insan? Ne fikir hürriyeti, ne inanç hürriyeti, ne muhalefetin gerekliliği. Bunlar dillerine pelesenk edilmişti. Şimdi hiçbirisi tatbik edilmiyor. O gün hiç olmazsa vatan hainliğiyle itham edilmiyorlardı. Ama şimdikiler karşı çıkarlarsa vatan hainliğiyle itham ediliyorlar. Allah yardımcımız olsun hakikaten. Evet. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.